Merhaba arkadaşlar, örgü modelleri tasarıma hoş geldiniz. Ben Emine Karaşahin. Bugün sizlere son derece kolay, böyle tığ işi örgülere yeni başlayan arkadaşlarımızın bile rahatlıkla yapabileceği kolaylıkta bir şal, etol şal örneği göstereceğim arkadaşlar. Evet, ipimiz şöyle angora tarzı batik bir ip. Bakın bu tarz iplerde şallar mükemmel duruyor. Tığ olarak ise 5 numara 1.50 tığ kullandım. Sizler arkadaşlar aldığınız ipin üzerindeki etiketi okuyun. Mutlaka orada verilmiş olan tığ numarası, şiş numarası bu iplere uygun olur. O etiketler üzerindeki bilgileri mutlaka uygulayın ve ona göre tığ numaralarınızı ayarlarsınız. İlk etapta şöyle bir sabitleyelim. Evet, bir tane sabitledikten sonra 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. İsteyen sihirli halka ile de başlayabilir. Ben zincirle başladım. 4 zincir çektim. Hemen başlamış olduğum noktaya bağlayacağım. Şöyle bağladım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımın üzerine alıyorum. Ve bu yuvarlağın içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Baştaki zinciri de sayıyorum. 1 zincirle birlikte 3 tane ikili trabzan oldu. Araya 2 zincir, 1 2 üzerine al. Tekrar aynı yere 3 tane ikili trabzan yapalım. 1 2 ve 3. Tekrar 1 2 zincir çektim. Tığımın üzerine alıyorum. Aynı yere 3 tane daha ikili trabzan yapalım. 1 2 ve 3. Bakın. 3 tane ikili trabzan yaptık, 2 zincir. 3 tane ikili trabzan yaptık, 2 zincir. 3 tane ikili trabzan yaptık. Başlangıcımız bu şekilde. 3 zincir çekelim. 1, 2 ve 3. 3 zincir çektim ve dönüyoruz. Tığımızın üzerine alıyoruz. Şurada yapmış olduğumuz boşluğa tekrar 3 tane ikili trabzan. 1, 2 ve 3. 1 2 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıp aynı yere tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Şimdi aradaki zincirleri yapmaya başlayacağız. 5 zincir çekeceğim sıkı bir şekilde. 1, 2, 3, 4, 5. Tığımın üzerine yine aldım. Tekrar burada, bakın bu taraftaki iki su taşımızın tam ortasına 2 zincir çektiğimiz yere giriyoruz. Yine 3 tane ikili trabzan yapıp 2 tane zincir çekeceğiz. 1, 2. Tığımın üzerine aldım. Tekrar 3 ikili trabzan. Su taşı yapıyoruz arkadaşlar kenarlara. 2 3 3 zincir. 1 2 3 zincir çektik. Dönüyoruz. Tığımın üzerine alıyorum. Ve buraya yine 3 tane ikili trabzana devam. Araya 2 zincir, üzerine al, aynı noktaya tekrar ikili trabzan. Evet, şimdi şurada bakın, şurada aradaki 5 zincirimizi 2'ye çıkaracağız. 2 tane 5 zincir yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir yaptım. Tam ortaya batıyoruz. Tekrar 1, 5 daha. 1, sıkı, 2, 3, 4, 5. 4 zincir çekip normal ayarda da çekebilirsiniz.
Evet, üzerine aldım. Yine karşıya bakın, şuraya. Hep bu şekilde devam edecek. Modelimiz son derece basit. 1, 2. İlk defa şal örecek olanlar için bence çok ideal bir örnek. Çok basit. Tığ işi örgülere yeni başlayanlar rahatlıkla yapar. Tekrar 1, 2, 3 zincir dönüyoruz. Üzerine alıp buradaki 2 zincirin içerisine tekrar 3 tane ikili trabzan. Araya 2 zincir. Üzerine al. Tekrar. Bir, iki, üç, dört, beş. Tam ortaya batıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. 5 zincir çektim. Yine tam ortaya batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Üzerine alıyoruz. Karşıya geçiyoruz. Yine buraların tam ortasına. İkili trabzanlar devam ediyor. 1, 2, 3. 1, 2. Üzerine aldım. 1, 2 ve 3. 1, 2, 3. Yine 3 tane ikili trabzan. 1, 2 zincir. Tekrar 3 tane ikili trabzan aynı yere. Her sırada bakın şurada bir tane, burada iki tane, burada üç tane kafesler birer birer artıyor arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir yine çektik. Tam ortaya batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektik. Tam ortaya batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektik. Ortaya batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir yine çektim. Üzerine aldım. Yine aynı şekilde buraya ikili trabzanlarımızı yapacağız. 2 zincir. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok kolay bir dönüşlerimizi hep 3 zincirle yapıyoruz. Su taşlarının arasına da hep 2 zincir çekiyoruz. Şurada şimdi 3 tane ikili trabzandan sonra bakın 2 zincir. Aynı şekilde devam edecek. Bence anlaşıldı. Şimdi ben biraz daha yükseltip tekrar göstereyim. Ondan sonra videomuzu kapatalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben biraz yükselttim. Bakın görüntü bu şekilde olacak. Dediğim gibi daha çok böyle şallar angora tarzı tiftik iplerle yapılıyor. Bir tane ipten de zannediyorum bir şal çıkar diye düşünüyorum. Evet. Böyle çok zarif, çok şık bir şal örneği bence. Şu kenarlarına örümceklerle süsleme de yapabilirsiniz. Püskül de yapabilirsiniz. Pompon da, küçük küçük pomponlar da yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde kenarlarını süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Modelimizin genel görüntüsü bu şekilde olacak. Gayet şık, gayet kolay bir model. İsterseniz şu aralardaki zincirlerin, kafeslerin üzerlerine minik minik renkli ahşap boncuklardan bile ara ara dikebilirsiniz bence arkadaşlar. İpe uygun olarak böyle pastel tonlarda rahatlıkla üzerinde istediğiniz gibi çalışabileceğiniz bir model. Evet, beni izlediğiniz için
Teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.